Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ın izniyle dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrendiğimiz kitap İmam Buhari'nin sahihi. Önce vahiy bölümünü okuduk bu kitaptan. Sonra iman bölümü. 48. hadisle devam ediyoruz iman bölümünden. Ve sonra Rabbimizin yardımıyla 51. hadiste iman bölümü bitecek. Yeni bir bölüm, ana başlık Kitabul İlim devam edeceğiz inşallah. Ebu Mesud anlatır. Allah kendisinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse ecrini, ücretini, karşılığını yalnız Allah'tan umarak ailesine infak ettiği zaman onun bu nafakası, bu harcaması kendisine sadaka olur. Elhamdülillah. Rabbimiz Teala'nın lütfettiği bütün nimetlere karşı borcumuz var. Bu borç nasıl ödenecek onu da Rabbimiz kitabında ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sözlerinde bize anlatıyor. İşte bir borç ödeme şekli. Allah rızası için karşılığını Allah'tan bekleyerek Rabbimizin bize lütfettiği nimetlerden eğer aile fertlerimize, eşlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, dedelerimize, nenelerimize, babalarımıza, analarımıza, emmilerimize, dayılarımıza ve çocuklarına, halalarımıza, teyzelerimize yedirirsek, kaldı ki başka Müslümanlara da harcadığımız zaman ayrıca kat kat karşılığının olacağını bize bildirmişti Kur'an ve Resul ve burada ise aile fertlerine bile, sorumlu olduğumuz kimselere bile harcadıklarımızdan Rabbim bize lütuflarda bulunuyor, ihsanlarda bulunuyor, bunları cennet sebebi kılıyor. Allahu Teala'nın emrettiği yoldan tertemiz helal bir kazanç ve Allah'ın emrettiği şekilde tertemiz yoldan helal bir harcama her ikisi de bereket ve de hayır. Ve iman bölümü Buhari'nin sahihi hadis 49. Sa'd bin Ebi Vakkas oğluna şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben şöyle buyurdu. Şüphesiz sen Allah'ın rızasını arayarak yapacağın her bir harcamadan dolayı muhakkak ecre, ücrete nail olacaksın. Hatta eşinin ağzına verdiğin lokmaya kadar. Bir Müslüman eşinden sorumlu ve onun ağzına verdiği bir lokmadan bile Rabbim ona sevap veriyor, ona ücret takdir ediyor ve istiyor ki Rabbim bütün hayatınızı benim adıma yaşayın. Bunların hepsi imandır ve teslimiyettir. Müslüman eşiyle beraber yemek yiyor. Eşine yemek ikram ediyor. Ağzına bir lokma lütfediyor. Bu bir iman. Müslüman evine misafir geliyor, ona yemek yediriyor, bu bir iman. Tanıdığına tanımadığına selam veriyor, bu bir iman. Müslüman kardeşlerini kendine tercih ediyor, bu bir iman. Allah'tan utanıyor, Allah'ı memnun etmek duygusuyla, inancıyla kullardan utanıyor ve bu bir iman. İşte 49 hadis okuduk ve daha bu hadis kitabında bulunmayan nice Efendimizin sözleri bize bu konuda açıklık getiriyor. Ve 50. hadis iman bölümünde kitap sahihi Buhari. Cerir bin Abdullah diyor. Ben Resulullah'a namazı ikame etmek, zekatı vermek, her Müslümana samimi olmak üzere beyat ettim. Her Müslümana nasihat etmek ve samimi olmak üzere biat ettim. Cerir bin Abdullah, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namazı ikame etmek, zekatı vermek,
Yani ikam-ı salah ve itaiz-i zeka ve nushi li kulli muslim ve her bir Müslümana nasihat etmek ya da her bir Müslümana samimi olmak üzere biat etmiş ise biz de biat ediyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne kadar biatleşme anlatılıyorsa ta Hazreti Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar ve Muhammed Aleyhisselam döneminde onun arkadaşlarıyla ne kadar biati varsa hatta bütün varlıkların, insan varlığının hani Adem oğullarının zürriyetinden, bellerinden zürriyetleri çıkarılıp da Rabbimiz Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği andan itibaren ne kadar sözleşmemiz, misakımız, ahdimiz varsa Kur'an'da anlatılan hepsinden sorumluyuz ve biz de bu biatleri ve bu misakları, antlaşmaları tekrar ediyoruz. İsterseniz bu Sahih-i Buhari'deki Kitabul İman'daki 50 numaralı hadiste Cerir bin Abdullah'ın söylediği sözü biz de tekrar edelim ki biz de bu biatte yerimizi almış olalım ve bu biate sözleşmeye uygun hareket edelim. Bayatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamis salati ve itaiz zekati ve nushi li kulli muslim. Namazı ikame edeceğiz. Namaz gibi yaşayacağız. Namaz hayatımıza hakim olacak. Zekatı vereceğiz. Cömert olacağız. Tertemiz olacağız. Bedenimizi, varlığımızı, malımızı, mülkümüzü temizleyeceğiz. Ve bütün Müslümanlara karşı da samimi olacağız. Onlara en güzel şekilde öğütlerde bulunacağız. Bu verdiğimiz söze uygun olarak Allah'ın izniyle. Ve iman bölümünün Buhari'nin sahihindeki Kitabul İman ana başlığındaki iman bölümünün son hadisi yine Cerir bin Abdullah'tan Basra valisi Muğre bin Şube'nin vefat ettiği gün ayağa kalktı da diyor Ziyad bin İlaka şöyle dedi. Allah'a hamdü sena ettikten sonra başınıza bir emir gelinceye kadar tek ve ortaksız olan Allah'a ittika, vakar ve sekinet üzere bulunmanızı tavsiye ederim. Muğre bin Şube vefat etti ve onun yerine bir vali gelecek ve Cerir bin Abdullah şöyle hitabede bulunur Müslümanlara. Allah'a şüphesiz ki önce hamdü sena ettikten sonra başınıza bir emir gelinceye kadar tek ve ortaksız olan Allah'a ittika, yani Allah için yaşama, onun sınırlarına dikkat etmek, vakar, ağırbaşlılık ve sekinet üzere bulunmanızı tavsiye ediyorum. Zira emiriniz şimdi buraya geliyor. Daha sonra vefat eden emiriniz için Allah'tan af dileyiniz, çünkü o affı severdi dedikten sonra emma ba'd ve bundan sonra şunu derim dedi. Ben Peygamber Aleyhisselam'a gelip Müslüman olmak üzere sana biat edeceğim dedi. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Müslüman olmak üzere sana biat edeceğim dedim. Şart ettiği şeyler arasında her Müslümana samimi olmak, her Müslüman hakkında hayırhah olmak da vardı. Bunu da şart etti. Ben de bu şart üzere biat ettim. Şu mescidin Rabbine yemin ederim ki ben sizin nasihat ediciniz, yani size samimi davrananızımdır dedi. Cerir bin Abdullah bu hutbeden sonra istiğfar ederek minberden indi. Evet, bir olay var. Bu olayda sahabilerden bir tanesi o olayın arkasından bütün Müslümanlara samimi bir şekilde öğütte nasihatta bulunuyor. Nasihat ve öğütüne Allah'a hamdü sena ile başlıyor ve bitirince öğütünü istiğfar ediyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu bir sözü hatırlayıp o söze uygun olarak bütün Müslümanlara samimi davranmak zorunda olduğunu bildiriyor ve gerçekten de orada samimiyetini gösteriyor.
Sahih-i Buhari, İmam Buhari'nin büyük hadis imamı, Allah rahmet etsin, onun derlemiş olduğu, Buhari'nin imamın derlemiş olduğu Sahih adlı kitabın önce vahiy bölümünü, Peygamber aleyhisselamla vahyin ilgisini okuduk ve onunla ilgili hadisleri gündeme getirdik. Sonra bu kitabın, yani Sahih-i Buhari'nin ilk ana başlığı Kitabul İman'dı. Onu da okuduk işte bu 51. hadisle. Bundan sonra ikinci ana başlık ise Kitabul İlim'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir kitaba, Buhari'nin sahihinden yeni bir ana başlığa başlıyoruz ve bu ana kitabın konusu Kitabul İlim başlığından öğreniyoruz ki ilimdir. İlim, Rabbimiz Teala'dan Peygamber aleyhissalatü vesselama gelen ve ondan da bize ulaşan bilgilerdir. Kur'an ve sünnetin, Kur'an ve hadislerin tamamıdır. Allah-u Teala alimlerin derecelerini yükseltir. Allah kendisinden gelen ilmi bilenlerle bilmeyenleri bir tutmaz. Ve Allah, hatırlarsınız yine bu kitabın ilk hadislerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelen vahyin ilk sözleri yaratan Rabbin adına oku diye başlıyordu. Yani Allah'tan ilim gelecekti bizlere ve biz de o ilmi öğrenmek zorundaydık. Ve yine Rabbimiz Teala يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ayet-i kerimesiyle Taha 114 iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselttiğini Rabbim söylüyor ve kendisinin de her şeyden, bütün yaptıklarımızdan haberdar olduğunu bildiriyordu. Ve işte ilim bölümünden, Kitabul İlim'den, Buhari'nin sahihindeki Kitabul İlim'den ilk hadis. Hadisin ravisi Ebu Hüreyre. Allah kendisinden razı olsun. Meclisin birinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem huzurundakilere söz söylerken ansızın bir bedevi gelip kıyamet ne zamandır diye sordu. Bedevi Medine'nin dışında eyleşen, Medine'nin dışında badiyede çölde yaşayan Müslümanlara verilen bir isim. Kıyamet ne zamandır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti. Oradakilerin kimi bedevinin ne dediğini işitti ama sorusundan hoşlanmadı dediler. Kimileri de belki işitmedi diye hükmettiler. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitirince o kıyameti soran nerede diye soru soran kimseyi araştırdı. Soru soran Müslüman da dedi ki işte ben ya Resulallah, soru soran benim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Yine bedevi emaneti zayi etmek, emaneti kaybetmek nedir diye tekrar sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevapladılar. İş ehli olmayana verildiği zaman kıyameti bekle. İşler ehli olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'nin sahihinden, ilim kitabından ikinci hadis. Ve hadisi rivayet eden Abdullah bin Amr, Allah kendisinden razı olsun. O şöyle demiştir. Gittiğimiz yolculuklardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geride kalmıştı da sonra bize yetişmiş idi. O sırada namaz vakti girmişti. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı mesh eder gibi az su ile yıkamaya başladık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce en yüksek sesiyle iki yahut üç kere "Cehennemde yanacak ökçelere yazık!"
diye nida etti. Üç kere ya da iki kere demişse biz de aynısını tekrar edelim. Müslümanlar az suyla abdest alıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle cehennemde yanacak ökçelere yazık. Cehennemde yanacak ökçelere yazık dedi. Yani konuşmacı bir insanı eğiten ya da Müslümanlara bir şeyler öğreten bir Müslüman önemli gördüğü bir yerde sesini yükseltip söyleyeceği sözü iki ya da üç defa söyleyebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğrendik. İbni Ömer, Allah kendisinden razı olsun, o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağaçların içinden bir çeşit ağaç vardır ki yaprağı düşmez. O ağaç Müslümanın benzeridir. Onun ne olduğunu bana söyleyin buyurdu. Orada bulunanlar vadilerdeki ağaçları saymaya başladılar. Abdullah bin Ömer dedi ki, bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldi. Fakat utandım. Ondan sonra, ya Resulallah onun ne ağacı olduğunu bize söyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hurma ağacıdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir soru soruyor ve küçük olanların bile cevap verebileceği bir özgürlük tanıyor. Ama Abdullah bin Ömer küçüklüğünden dolayı utanıyor. Sonunda sorunun cevabını kendisi söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü hadis Kitabul İlim, ilim kitabında Buhari'nin sahihinde. Abdullah bin Ömer yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağaçların içinden bir çeşit ağaç vardır ki yaprağı düşmez. O ağaç Müslümanın benzeridir. Onun ne olduğunu bana söyleyin buyurdu. Orada bulunan insanlar vadilerdeki ağaçları saymaya başladılar. Abdullah bin Ömer diyor ki bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldi. Fakat ben söylemeye utandım. Ondan sonra sahabiler ya Resulallah onun hangi ağaç olduğunu bize söyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hurma ağacıdır buyurdu. Enes bin Malik'ten 5. hadis ilim kitabında Buhari'nin sahihinde 5. sıradaki hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte oturduğumuz sırada deve üstünde bir kimse gelip devesini mescide çöktürdükten sonra bağladı. Ondan sonra tekrar ediyorum Enes bin Malik anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Bu arada deve üstünde bir kimse gelip devesini mescide çöktürdükten sonra bağladı. Ondan sonra hanginiz Muhammed'dir dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam o günkü Müslüman toplumun peygamberi, o günkü Müslüman toplumun imamı, o günkü Müslüman toplumun devlet başkanı, vefatına yakın hakim olduğu topraklar ise bütün Arabistan kıtası. Şu anda 8-10 tane devletin var olduğu bir toprak parçasına hakim. Ve Mescid-i Nebi'de bir yabancı geliyor, devesiyle ve devesini orada ıktırıyor ve devesini oraya bağlıyor. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının arasında belli değil. Onlardan bir ayrıcalığı yok. Hangisinin peygamber olduğu belli değil. Ve soruyor, hanginiz Muhammed'dir? Peygamber sahabileri arasında dayanmış oturuyordu. İşte dayanmış olan şu beyaz kimsedir dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü beyazdı. O da ey Abdülmuttalib'in oğlu diye hitap etti. O da o gelen Müslüman da ey Abdülmuttalib'in oğlu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni dinliyorum buyur dedi. O kimse ben sana bazı şeyler soracağım ama soracaklarım da pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin dedi.
Nebi Aleyhisselatü Vesselam aklına geleni sor dedi. O kimse senin ve senden öncekilerin Rabbi aşkına söyle. Bütün insanlara seni Allah mı gönderdi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet beni Allah gönderdi dedi. O kimse Allah aşkına bir gün ve bir gecede 5 vakit namaz kılmamızı sana Allah mı emretti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah emretti dedi. Allah aşkına senenin şu belli ayında oruç tutmamızı sana Allah mı emretti dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah emretti dedi. Allah aşkına şu sadakayı zenginlerimizden alıp da fakirlerimize dağıtmayı sana Allah mı emretti dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah emretti buyurunca o kimse sen ne getirdin ise ben ona iman ettim. Sen ne getirdin ise ben ona iman ettim. Kavmimin geride kalanlarına da elçi benim. Ben Sa'd bin Bekir oğullarının kardeşi Dımam bin Salebe'yim dedi. Allahu Ekber. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde Müslümanlarla beraber bir ayrıcalığı yok ve bir Müslüman geliyor, samimiyetle sorular soruyor ve samimiyetle cevaplar Peygamber aleyhisselamdan ve o Müslümanın söylediği son söz ise şu: sen ne getirdin ise ben ona iman ettim, kavmimin geride kalanlarına da elçi benim, onları da ben İslam'a davet edeceğim dedi ve kendisinin Sa'd bin Bekir oğullarının kardeşi Dımam bin Salebe olduğunu da söyledi. Ve Buhari'nin sahihinden, Kitabul İlim'den, ilim kitabından 6. hadis. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama bir mektup verip Bahreyn büyüğüne teslim etmesini emretti. Bahreyn'in büyüğü, Bahreyn bugün biliyorsunuz bir devlet. Bahreyn'in büyüğü mektubu Kisra'ya ulaştırdı. Kisra onu okuyunca yırttı. Kisra devlet başkanı, İran'ın devlet başkanı. Bahreyn herhalde o dönemde İran'a bağlı ve İran o dönemde ve Bizans dünyanın iki süper gücü ve işte Bahreyn belki bir eyalet konumundaydı. Ve o mektubu Kisra'ya ulaştırınca o Kisra mektubu yırttı. Aradaki ravi olan Muhammed İbni Şahab dedi ki zannederim ki Said bin Müseyyep'den işittim şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kisra ile kavmine parça parça olsunlar diye dua etti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mektubunu yırtan Kisra'ya Peygamber aleyhissalatü vesselamın bedduası şu oldu: parça parça olsunlar. Ve gerçekten parça parça oldular. Bu mektubu yanlış hatırlamıyorsam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten 6 yıl sonra Hudeybiye antlaşmasından sonra göndermişti. Efendimiz 4 yıl daha yaşadı ondan sonra. 2 yıl Ebu Bekir oldu 6 yıl ve Ömer Efendimiz 10 yıl halifelik dönemini yaşadı ve sonra şehit edildi. Ömer Efendimiz'in ilk dönemlerinde belki orta dönemlerinde İran Müslümanların eline geçti ve Müslümanlar İran'ı fethettiler ve ortada dünya üzerinde en büyük devlet biziz, Pers İmparatorluğu biziz, binlerce yıllık bir geçmişe sahibiz diyen Pers İmparatorluğu, İran İmparatorluğu, Mecusi İmparatorluğu biterken yanı başındaki ikinci süper güç Bizans'ta yine bitmekle karşı karşıya kaldı ve ta Anadolu'nun ortalarına kadar Müslümanlar Ömer Efendimiz döneminde orayı da fethettiler ve Bizans başkentine doğru sıkışmış oldu. Ve 7. hadis Kitabul İlim'den ve Buhari'nin sahihinden Enes bin Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup yazdırdı. Yahut yazdırmak istedi. Kendisine onlar
Yani Rum'dan, Acem'den olanlar, dünyanın gelenekleri olan, devlet geleneği olan kimselerin bir özelliğini hatırlattılar. Dediler ki, bir mektubu mühürlü olmadıkça okumazlar. Bunun üzerine gümüşten bir mühür edindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki nakşında Muhammed Resulullah yazılıydı. Bu mührün peygamberin elindeki beyazlığı hala gözümün önündedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya devlet başkanlarına ve civardaki eyalet başkanlarına mektup yazmak istediği zaman sahabileri dediler ki ya Resulallah bir mühür edinsen ve Efendimiz de bir mühür edindi Muhammed'in Resulullah yazan bir mühür. Ve 8. hadis Kitabul İlim'den ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini derleyen İmam Buhari'nin sahihinden 8. hadis Ebu Vakıt el-Leysi şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda sahabileri olduğu halde mescitte otururken karşıdan 3 kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi. Birisi de gitti. Ravi dedi ki bu iki kimse Resulullah'ın huzurunda durdular. Bilahare bu ikiden biri hakkında bir aralık bularak oracıkta oturdu. Biri halkada, biri halkada bir aralık bularak oracıkta oturdu. Diğeri ise oradaki cemaatin ardında bir yere oturdu. Üçüncüye gelince arkasını dönüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince şöyle dedi. Bu üç kişinin halini size haber vereyim mi? İçlerinden biri Allah'a sığındı. Yani halkaya, ilim halkasına oturdu. Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri utandı. Arka tarafta yerini aldı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Bu hadisten de öğreniyoruz ki ne zaman bir ilim meclisi var, Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin okunduğu, Allah'ın kitabının okunduğu bir ilim meclisi var ki Allah katında ilim budur, Kur'an'dır, hadislerdir, başka ilim yoktur ve hemen oraya oturacağız. Yer bulursak hemen ilim halkasına, yer bulamazsak onların hemen arkasındaki müsait bir yere oturacağız ve Allah'ın izniyle ilmi almaya çalışacağız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.